Evet. Evde çiğ köfte yapıyoruz. Çiğ köfte yapmak için biz esmer bulgur kullanıyoruz. Çiğ köftelik olacak tabii ki. Kaç? 2 bardak oldu. 3 bardak. 3 bardağın yanına bakayım 4'ten mi yapıyoruz? Tamam, 4 su bardağı. 4 su bardağın yanına ne koyduk? 2 yemek kaşığı domates salçası. 2 yemek kaşığı biber salçası. Burada biberlerimiz, baharatlarımız var. İsteğe göre ismini ilave edebilirsiniz. Burada 2 tane soğanımız var. Sarımsak da var içerisinde. Ve biz zeytinyağı kullanacağız. Evet, soğan ve sarımsaklarımızı karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi içine karma esnasında tabii biz bir de limon katacağız. Limon taneleri. Sonra o limon parçalarını çıkartacağız. Aroma vermesi için. Limonları da içine attık. Yoğurmaya devam. Bu arada biz etli yapmıyoruz. Etsiz çiğ köfte yapıyoruz. Bu attığımız limonları yoğurduktan sonra çıkartacağız içerisinden. Ve biz bunları dilim dilim kestiğimiz zaman bir problem olmasın diye çekirdeklerin hepsini ayıkladık. Arkadaşlar biz yaklaşık bir 10 dakika limonlarla beraber yoğurduk. Şimdi limon parçalarını içinden çıkartıyoruz. Zaten sadece kabukları kaldı. İçleri gördüğünüz gibi komple eridi gitti. Şimdi sıra salçada. 2 yemek kaşığı domates salçası. 2 yemek kaşığı biber salçası. İsot kullanmayacağız. Çünkü biz acı yapmayacağız. Acı sevmediğimiz için. O yüzden isot kullanmıyoruz. Tabii. Normal pul biber kullanacağız şu anda. 1, 2, 3, 4. Bu da kimyon. Ben onun kimyon olduğunu biliyorum. Merak etme sen. Sessizce söylüyorsun da gerek yok. Evet, yoğurma işlemine tekrar devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde kaç dakika kararız? 40 dakika. Bu bayağı bir süre. 40 dakika yoğurulacak. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Yeah.
Evet, 15 dakika oldu. 15 dakikadır yoğurma işlemi devam ediyor. Yoğurma işleminde 30. dakika. Az bir şey kaldı ama bayağı şekillenmeye başladı artık. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Evet. Artık şekil almaya başladı. Bir 10 dakika, 15 dakika daha yoğurduktan sonra hazır olur. Ve bu masadaki zeytinyağını en son içine ilave edeceğiz. Hafiften zeytinyağını ilave etmeye başladık. Yoğurma işlemine devam ediyoruz. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Evet, şimdi son üzerine yağını döküyoruz. Onun yağ dökme işlemi de bitti. Son bir 5 dakika daha yoğurduktan sonra yemeğe hazır olacak. Evet, yoğurma işlemi bitti. Artık kıvamı yerine tam olarak geldim. Bakın. Evet, şekilde görüldüğü gibi. Aynen. Tamamdır. Artık servis etmeye başlayabiliriz.
Evet. Sonunda çiğ köftemiz bitti. Yemeğe hazır. Yapanlar için şimdiden hepinize afiyet olsun.